Merhaba arkadaşlar 11 denememizin Türkçe soru çözümüne başlıyoruz İlk sorumuz bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş kavramlar her zaman tanımlarıyla birebir örtüşmez tam anlamıyla uyuşmaz bu ifadeyi tam olarak karşılıyor buna yanlış diyemeyiz bu biraz daha tanımın doğasından yani yapısal özelliğinden gelir doğasından ve yapısın, yapısal özelliğinden ifadeleri birbirini karşılıyor. Bu da değil cevabımız. Çünkü tanımlama kavramı belirli sınırlar içine çekme bir tür yoğunlaştırmadır. Yani az sözle çok şey ifade etme. Yoğunlaştırma kelimesini bu anlamda kullanabiliriz. Bu da değil. Bu yüzden tanımlanan kavramın kimi yönleri tanımın sınırlarına dahil değildir. Ayrıntılar yeterince kuşatmaz. Değişik yorumlar getiremez şeklinde ifade etmiş. Ama buradaki kuşatmaz ifadesi dahil etmez ayrıntıları dahil etmez anlamında kullanılmış değişik yorumlar getirilemeyeceği anlamında değil o yüzden cevabımız D'dir ikinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir A. O gece dilimin ucuna gelen hiçbir şeyi ne yazık ki söyleyemedim. Buradaki deyim dilin ucuna gelmek Açıklaması ne yazık ki söyleyemedim şeklinde verilmiş. Ancak bu deyimin e, tam olarak anlamı söylemek üzere olmak veya söyleyecekken tam söyleyecekken vazgeçmek anlamında kullanılır. Burada verilen ne yazık ki söyleyemedim ifadesi e, deyimi karşılamıyor. B bulunduğu her ortamda pot kırar, bizi sevdiklerimizin yanında rezil ederdi. Buradaki deyim pot kırmak deyimi ve anlamı olarak da rezil ederdi şeklinde verilmiş. Kod kırmak deyiminin anlamı farkında olmadan karşısındakine dokunacak bir söz ya da davranışta bulunmak, rezil etmek değil. O yüzden bu da yanlıştır. C. Çevremde isteklerimi, sıkıntılarımı paylaşacağım bir dert, dert ortağım bile yok. Buradaki deyim dert ortağıdır. Zaten dert ortağının anlamı da insanın derdini paylaştığı dostu, arkadaşı anlamında kullanılır. Bu ifade birbirini karşılıyor anlamıyla birlikte verilmiş açıklayıcısıyla birlikte pardon. D çevresindeki insanlarla çok iyi anlaşabilen bin tarakta bezi olan biriydi. Burada arkadaşlar deyimimiz bin tarakta bezi olmak şeklindedir ve bunun anlamı çevresindeki insanlarla çok iyi anlaşabilen değil, e, her biri farklı özellikte olan pek çok işte uğraşan demek. O yüzden bu da açıklayıcısıyla uygun değil. Cevabımız C'dir. Üçüncü soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur? A. Yurt dışından döndüğünde bize hediye getireceğini sanmıştım. Arkadaşlar şuradaki bize hediye getireceğini sanmıştım ifadesinden e, aslında öyle bir beklentisi var ama getirmemiş, beklentisi gerçekleşmemiş. Cevabımız A'da var. Biz yine diğer şıklara da bakıyoruz. B uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığıma sağlığıma kavuştum. Burada gerçekleşmemiş değil beklenti gerçekleşmiş. Daha doğrusu beklenti yok ama gerçekleşen bir durum var. C aylardır çalıştığınız bu sınavı sonunda kazandınız. Yine öncesinde beklentiye dair bir bilgi yok. C de gitti. D boyu kısa olduğundan milli takım seçmelerine giremedi. Burada bir beklentiden çok sebep sonuç bildiren bir cümle var. O yüzden aradığımız cevap bu da değil. Cevabımız A'dır diyoruz. Dördüncü sorumuz. Hiç tanımadığımız bir insanın davranışlarına bakarak nasıl ki psikolojisini anlayabiliyorsak ilk defa gördüğümüz bir kitabın da dış görüntüsünden o kitabın ruhunu anlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle ile aynı doğrultudadır? Burada bize söylemek istediği e, kitap kapağının, tasarımının, görünüşünün o kitabın ruhunu yansıttı, yani içeriğin hakkında bize fikir verdiği yönünde. Şıklara bakalım. A. Sanat eserinde biçim ve öz birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Ee, bize yukarıdaki cümlede tamamlamaktan bahsetmiyor, daha çok bir ön fikirden bahsediyor. O yüzden aradığımız cevap A olamaz. B. Sanat eserinin iç dünyasını bize gösterecek olan eserin dış yapısıdır. Evet iç dünyası şurada ifade edilen ruhunu ve dış yapısı dediği de şuradaki dış görüntüsü e, bununla aynı doğrultudadır diyebiliriz. Diğer şıklara da bakalım. C eserleri dış görünüşlerine göre değerlendirmek oldukça yanlıştır. Aslında bunun tam tersi yönünde bir ifade var yukarıda. O yüzden C de gitti. D sanat eserinde üzerinde durulması gereken tek öge biçimdir. Böyle bir şey demiyor tabii ki. Aradığımız cevap B'dir arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisine benzetmeye yer verilmiştir? Bir sanatçı içinde bulunduğu şartlardan yakınmaya başladığı an sanata yan çizmiş demektir. Çünkü sanatta şartların bir önemi yoktur. Önemli olan bir kardelen gibi zor zeminler ortasında kendini gösterebilmektir. Arkadaşlar ilk cümlede bir kardelen gibi ifadesinde benzetmeyi görüyoruz zaten. O yüzden direkt cevabı verelim. Cevabımız A yani birinci cümle diyoruz. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir? Arkadaşlar paragrafı okuduğumuzda anladığımız şu. Aslında ortada televizyonun bilinçleştirilmesi falan yok. Sadece televizyoncuların seyircileri aptal yerine koyması söz konusu. Bunu da nasıl yapıyor? İnsanların bir defada anlayabileceği şeyleri devamlı tekrar ederek sıkılmalarına yol açıyor. Ee, Paragrafta bahsedilen konunun özü bu. Şıklara bakalım. Bilinçli bir seyirci kitlesinin, kitlesinin olmaması televizyonların suçu mu? Aradığımız cevap bu olamaz. Çünkü e, buradaki bilinç değil ele alınan şey. Televizyoncuların tavrı Aslında o yüzden A değil aradığımız cevap B eski zamanlarla şimdikleri kıyasladığımızda önemli bir fark görüyor musunuz e, radyo dinlemekle televizyonu karşılaştırıyor ama e, bize verilen cevap bu karşılaştırma sonucu değil C televizyon insanları belli sınırlar içine hapsedip bilinçsizleştiriyor mu bu cevap olabilir çünkü televizyon ve bilinç arasında bir ilişki kuruluyor ve bunun sebepleri ortaya koyuluyor. Bu olabilir. D'ye bakalım. Bilinçsiz bir toplum olmamızda televizyoncuların rolü var mı? Burada zaten başta da söylemiştik. Bilinçsiz olmak değil televizyoncuların tavrı ele alınıyordu paragrafta. O yüzden D şıkkı da gitti. Cevabımız C'dir diyoruz. Yedinci soru. Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümleler adına aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Günümüzde yazar ve şairlerimizin edebiyat ile ilişkilerinin değiştiğini sanırım hepiniz farkındasınız. Çünkü bugünkü yazar ya da şairlerimiz çalışma yapacakları masaya geçen yüzyıllardakiler gibi temiz bir zihinle oturmuyorlar. Evet arkadaşlar burada bugünkü yazar ve şairlerimiz çalışma yapacakları masaya geçen yüzyıllardakiler gibi burada karşılaştırmayı görüyoruz. O yüzden A'yı söyleyebiliriz. B. İkinci cümlede yazarların günümüzde edebiyat dünyasının dışında kaldıkları söylenmiştir. Günümüzde edebi metinlerin kaynağı olarak görülen ve kendilerinden çok şey beklenen şair ve yazarlar yelkenlerini maalesef edebiyat denizinin dışında yüzdürmeye çalışıyorlar. Şu kısım arkadaşlar maalesef edebiyat denizinin dışında yüzdürmeye çalışıyorlar derken B şıkkını da çıkarabiliyoruz. C. Üçüncü cümlede günümüz yazarlarının amacının ne olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Onların aklının bir köşesinde daima yakın zamanlarda piyasaya çıkacak olan eserlerin ne kadar basılıp satılacağı ya da televizyon programlarında nasıl boy gösterecekleri var. Evet bu kısımlarda da amaçlarını görebiliyoruz. C de var. D. Dördüncü cümlede insanların bu değişen edebiyat anlayışından en çok etkilenenler olduğu söyleniyor. Dördüncü cümleye bakalım. Böyle bir zihin ve kalp kıskacının arasında şekillenmeye çalışan edebiyat ise bu olaylardan en olumsuz etkilenen oluyor. Arkadaşlar şurada küçük bir ayrıntı var. Çalışan edebiyat diyor. Etkilenen, etkilenenin edebiyat olduğunu söylüyor. Halbuki D şıkkında insanların olduğunu söylüyor. Tabii ki bu söylenemez. O yüzden cevabımız D'dir. 8. soru Yukarıdaki paragrafta anlam akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafın tamamını okuduğumuzda birinci cümlede ve ikinci cümlede halk edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırmasını görüyoruz arkadaşlar. Ancak üçüncü cümleye geldiğimizde sadece divan edebiyatından bahsediyor. Niçin anlaşılamadığından veya bunun sebebi ne olabileceğinden bahsediyor. Karşılaştırma yönünü, daha doğrusu halk edebiyatı yönünü bir kenara bırakıyor. O yüzden akışı bozan cümle için üçüncü cümle yani C şıkkı diyoruz. Dokuzuncu soru: Yukarıdaki parça ikinci bir paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf kaç numaralı cümleden sonra başlar? Arkadaşlar paragraf okuduğumuzda ilk üç cümle arasında bir anlam bağlantısı olduğunu görüyoruz. Ancak yazar dördüncü cümleye geldiğinde kitaplardan veya televizyonun olumsuz yönlerinden vazgeçip geçmiş zaman çocuklarına dönüyor. Yani konudan başka bir konuya atlamış oluyor. Yani ikinci paragraf dördüncü cümleyle başlamalı. Ancak dikkat edeceğiniz bir nokta var. Soru kökünde kaç numaralı cümleden sonra diyor arkadaşlar. Bu durumda hangisi olmalı? Üç numaralı cümleden sonra olmalı. Bu tür sorulara dikkat edelim. Çünkü ee, bu sorular şu şekilde de sorulabilir. Kaç numaralı cümleden itibaren başlar şeklinde. Eğer öyle sorsaydı biz 4 numaralı cümleden itibaren başlar diyecektik. Ama buradaki altını çizdiğim ifade çok önemli. Soru köklerine lütfen dikkat edin. Cevabımız C diyoruz. 10. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafta anlatılanlarla çelişir? Arkadaşlar paragrafın tamamını okuduğumuzda çocukların korkuları yenmesi konusunda ebeveynlerin onlara yardımcı olması gerektiği, asla yalnız bırakmaması gerektiği ve bu korkularını nasıl alt edebileceği konusunda fikirler verilmesini ifade ediyor. A, ailelerin çocuklarını korkular konusunda rahatlatmaları gerekir. Bunu çıkarabiliriz. Zaten e, ilk cümleden de görüyoruz paragrafın. B. Çocukları bazen yalnız bırakmak özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bunu söyleyemeyiz çünkü tam bunun aksi fikirler dile getirilmiş. C'ye bakalım. Ailelerin ilgisiz bir tavırla yaklaşmaları çocuğu bunalıma götürür. Evet bu şekilde bir ifadeyi de görüyorduk yukarıda bu anlama çıkarabiliriz. Çünkü o çocuğu çaresizlikle baş başa bırakmışsınız demektir şeklinde görebiliyoruz de çocuklara küçüklük korkularından nasıl kurtuldukları anlatılmalıdır. Şu kısımlarda da bu yer alıyordu. Cevabımız bu durumda B olacaktır. 11. sorumuzdayız. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangilerine başvurulmuştur? Bakalım. Ormanda sessiz adımlarla ilerleyen adam usulca çalıları araladı. Yara açık ve içine gömük gözlerini büsbütün küçülterek nehrin karşı tarafını süzdü. Burada görmeyi görüyoruz arkadaşlar. Hemen önündeki toprak yığını bulanık suların ortasına doğru ada biçiminde uzanıyordu. Bu toprak yığını nehrin en derin noktalarına kadar ilerliyordu. Arkadaşlar bu cümleler görme ile ilgili. Yığınların ortasındaki çakıl taşları ise güneş ışığını yansıtarak parlıyor ve gözümüzü alıyordu. Derken uzaklardan gelen bir sesle irkildik uzaklardan gelen bir sesle irkilmesi de işitme ile ilgili bir özellik. Bu durumda görme ve işitme olacak cevabımız A olur. 12. soru. Yukarıdaki paragrafta kullanılan yazın türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar paragrafın tamamını okuduğumuzda yıldız dağlarından bahsediyor, tırmandıklarından bahsediyor. Bunun bir gezi yazısı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında paragraf ilk okuduğumuzda bize hikaye girişi gibi geliyor. Ancak e, hikaye diyebilirsek eğer bir romandan alıntı olduğunu da düşünebiliriz. E, kişik bir def olmayacağına göre, e, bu durumda gezi demek durumundayız. Bir de masal şıkkı var. Masal da diyemeyiz çünkü herhangi bir masal özelliğini göremiyoruz. Olağanüstü bir durum söz konusu değil. O yüzden bu sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 13. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Yarın bizleri bekleyen tehlikelere karşı ne yazık ki savunmasızız. Burada arkadaşlar ki bağlaç olan ki'dir. Ayrı yazılmalıydı. Doğru. Başka yanlış yazılabilecek bir kelime göremiyoruz A'da. Burada yok. B. Kahvemizi içip gazetelere göz gezdirdikten sonra gezintiye çıktık. Burada daha herhangi bir yanlışlık yok. B'yi de eledik. C. Sporcular beklediğimiz düzeye ulaşmadığı için yarışmaya katılmadık. Burada da bir yanlış kelime yazımı göremiyoruz. D. Roman konusundaki düşüncelerinizi kısa bir yazıyla açıklayın. Buradaki ki arkadaşlar sıfat yapan ki dediğimiz ki'dir. Birleşik yazılmalıydı ama ayrı yazıldığı için yazım yanlışı vardır diyoruz. Cevap D. 14. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Dayım hastalandığında ne yazık ki doktora gitmezdi. Arkadaşlar, ne yazık ki kısmı bir ara cümledir. Ara cümleleri ya iki kısa çizgi arasında gösteririz ya da iki virgül arasında. Bakıyoruz. Şıklara A'da var, iki virgül. B'de noktalı virgül vermiş. Olmaz zaten. C'de noktalı virgülle virgülle başlamış. Olmaz. D'de kısa çizgiyle başlamış ama tek kısa çizgi. Diğer kısımlara da bakalım. Belki de hasta olduğunun söylenmesinden korkardı. Gördüğümüz gibi büyük harfle başlamış. Burada cümle bitmiş zaten. Buraya bir nokta koymamız lazım. Şuralara virgül koymuştuk. Zaten o hiçbir doktordan da hastasın sözünü duymadan gördüğünüz gibi cümle tamamlanmamış. Eksiltili bir cümle. Dolayısıyla sonuna da 3 nokta konacağı için cevabımız A'dır. 15. sorumuz. Bir kitapçıdaki kitaplar türlerine göre K, L, M, N, P gruplarına ayrılmış ve her grup 1, 2, 3, 4, 5 numaralı dolaplardan birine yerleştirilmiştir. Ancak dolap numaraları grup olarak alfabetik sırasına uymamaktadır. K, L, M türlerinden birer kitap isteyen bir müşteriye 1, 3 ve 5 numaralı dolaplardan, L, M, P türlerinden birer kitap isteyen bir müşteriye de 1, 4, 5 numaralı dolaplardan birer kitap verilmiştir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda her iki grupta da L ve M türleri ortak. Tür olarak bunlar ortak. L, M kısmı ortak. Ayrıca dolap numaralarına baktığımızda da 1 ve 5 numaralı dolaplar ortak. Bu durumda yerleştirme yaptığımız zaman P 4 numaralı dolapta olacaktır. Cevabımız denizli. 16. sorumuzda az önceki verilenlerle ilgili bir soru arkadaşlar. Ne tür kitaplar kaç numaralı dolapladır demiş. Şimdi az önceki soruya göre yerleştirme yaptığımız zaman şöyle diyelim. L ve M 1 ve 5. dolaplarda idi. P'nin de 4. dolap dolapta olduğunu bulmuştuk. N de bu durumda 2. dolapta olmalıdır. Yani cevabımız B'dir. 17. sorumuz. Yukarıdaki görselde hakkında bilgi verilen yazar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? A) Çağdaşı olan diğer yazarları olumlu yönde etkilemeyi bilmiştir. Bununla ilgili bir bilgi göremiyoruz arkadaşlar. B) Edebiyat alanında önemli hocalardan dersler alarak kendini geliştirmiştir. Bununla da ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. C Türk edebiyatına yabancı yazarlardan eserler çevirerek katkı sağlamıştır. Bununla ilgili bilgileri eee yukarıdaki bilgi kağıdında görebiliyoruz. Şu kısımda çevirileri yayımlandığı şeklinde görebiliyoruz. D eserleri önemli bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmiştir. Bununla ilgili de bir bilgi yok. O halde cevabımız C'dir diyoruz. 18. sorumuz Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Açıklama anlatım biçimine yer verilmiştir. Arkadaşlar metnin tamamını okuduğumuzda, okuduğumuzda fosillerle ilgili, reçine içinde oluşan fosillerle ilgili, kehribar adı verildiği ile ilgili bize bilgiler verilmiş, açıklama yapılmış. Bu yüzden A'yı söyleyebiliriz. B. Sayısal verilere yer verilmiştir. Şurada burma kehribarının her bir kilogramında ortalama 46 organizma olduğu belirtmiştir şeklinde bir ifade görüyoruz. Buna sayısal verilere örnek olarak gösterebiliriz. C karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir. Yine şurada sıradan fosillerin aksine kehribarın içindeki fosillerin yumuşak dokuları iyi korunur şeklinde bir cümle var. Karşılaştırma cümlesidir. Bunu da söyleyebiliriz de tanım cümlesine yer verilmiştir. Metnin herhangi bir yerinde bir tanım cümlesi göremediğimiz için cevabımız D'dir. 19. soru. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde özne vurgulanmıştır? Arkadaşlar vurgu sorularında ilk önce yapmamız gereken yüklemi belirlemek. Çünkü yüklemin türü isim mi fiil mi olduğu vurgunun yerini etkileyecektir. Bakalım bir uzak geçmişte dünya üzerinde yaşamış canlılarla ilgili bilgi edinmenin bir yolu fosilleri incelemektir. Burada gördüğümüz gibi incelemektir yüklem ve e, incelemek bir fiilimsi, isim fiil. Fiilimsilerden oluşan yüklemler isim cümlesi kabul ediliyor ve isim cümlelerinde vurgu yüklemin üzerindedir arkadaşlar. Aradığımız cevap neydi? Özne de olması gerekiyordu. Birinci cümlemiz gitti. şıkkını eledik. 2. Fırtına sırasında dalları kopan ağaçlardan yüksek miktarda reçine akar. Akar yüklem, akmak fiili gördüğünüz gibi bir fiil cümlesi. Bu durumda yüklemden hemen önceki öge vurgulu öge olacaktır. Ne akar? Reçine akar, özne. Aradığımız cevap burada. Biz yine de diğer şıklara da bakıyoruz. 3. Böylece onları muhafaza edip içine gömülmüş organizmanın mantarlara ve bakterilere yem olmasını engeller. Engeller yüklem. Kim engeller? O engeller bir gizli özne söz konusu. Neyi engeller? İçine gömülmüş organizmanın mantarlara ve bakterilere yem olmasını belirtili nesne. Burada nesne vurgulanmış arkadaşlar. Aradığımız cevap değil. C şıkkı da gitti. 4. 1990'larda Burma'da kehribar çıkaran bir madencilik firması Burma kehribarının her bir kilogramında ortalama 46 organizma olduğunu belirtmiştir. Belirtmiştir yüklem. Kim belirtmiştir? Ee, Burma'da kehribar çıkaran bir madencilik firması özne. Neyi belirtmiştir? Burma kehribarının her bir kilogramında ortalama 46 organizma olduğunu. Gördüğümüz gibi burada da nesne üzerinde bir vurgu söz konusu. Çünkü yüklemimiz bir fiil. Fiil olduğuna göre yüklemden hemen önceki öge vurgulu olacaktı. Bizim aradığımız cevap. Özne'nin vurgulu olduğu cümleydi. Bu durumda D de gitti. İkinci cümlemizde Özne vurgulanmıştır diyoruz. Cevabımız B. 20. sorumuz yine bir önceki metinle ilgili bir fiilimsi sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi türlerinin tamamına yer verilmiştir? Bir uzak geçmişte dünya üzerinde yaşamış canlılarla ilgili bilgi edinmenin bir yolu fosilleri incelemektir. Arkadaşlar bu cümlede yaşamış sıfat fiil edinmenin derken me isim fiil yine incelemektir derken mek isim fiil zarf fiil göremiyoruz o yüzden birinci cümlemizi eledik 2 fırtına sırasında dalları kopan ağaçlardan yüksek miktarlar içine akar bu kopan sıfat fiil diğer filmsi türlerini göremiyoruz B de gitti 3. Böylece onları muhafaza edip içine gömülmüş organizmanın edip zarf fiil arkadaşlar gömülmüş sıfat fiil mantarlara ve bakterilere yem olmasını engeller. Olmasında isim fiil. 3. Fiilimsi türünde görebildiğimize göre cevabımız D. C. Ancak D şıkkına da bakalım 4. cümlemize. 1990'larda Burma'da kehribar çıkaran bir madencilik firması çıkaran sıfat fiil Burma kehribarının her bir kilogramında ortalama 46 organizma olduğunu, olduğunu derken yine bir sıfat fiil var. Ancak zarf fiili göremediğimiz için bunu da eledik. Cevabımız C olarak netleşti. Arkadaşlar e, bu dönemin son deneme sınavını birlikte çözdük. Artık LGS'ye hazırsınız diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum.